Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yepyeni bir serüven. Ne bu serüvenimiz? Miray Yayınları TYT Soru Bankası çözümlerine başlıyoruz. Geçen yıl bir tık zor sorular, böyle biraz gereksiz sorular vardı içerisinde. Güncellemelerini yaptım, taş gibi bir kitap oldu. Ne var? Önce öğretmenin notlarıyla konuyu öğren, pekiştir testleri. Sonra klasik ÖSYM tarzı sorular dediğimiz ÖSYM'nin sürekli sorduğu ve soracağı klasik tarzdaki soruların oluştuğu soru testlerimiz. Ondan sonra da üçüncü seviyeye geçiyoruz. Üçüncü seviyede neyimiz var arkadaşlar? Beceri temelli yeni nesil soruların olduğu testlerimiz var. Seviye 1, seviye 2, seviye 3. Tık 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 arttırarak kademeleri götüreceğiz. Çok faydalı olacak sizin için. Çok verimli olacak. Güzel bir şekilde çözümlerini de ben yapacağım zaten. Güzel bir şekilde götüreceğiz. Hadi vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. İşlem önceliği sorumuz arkadaşlar. Temel işlemlerden başlıyoruz. Haydi bakalım. İşleminin sonucu kaçtır? İşlem önceliğinde arkadaşlar şuradaki hemen çarpma işlemimizi yapacağız. Nedir burası? Eksi 8. Tamam. Bakın burada eksi 12'yi eksi 3'e bölüyorum. Bölmeyi eksi eksiye böldüğüm zaman artı 4 yaptı. Tamam. Hemen çarpmayı yapıyorum. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Burası ne yaptı? Eksi 6. Yani oluşan şeyi yazalım. Bakın şurada eksi 3 eksi 7. Ne yaptı orası? Eksi 10 yaptı. Tamam. Yanında neyimiz var? Eksi 8'imiz var. Yanında artı 4'ümüz var. Yanında bir de eksi 6'mız var. Tamam. Şimdi bakın şurası ne yapsın arkadaşlar? Eksi 2 yapsın. Eksi 10. Eksi 18 eksi 20 sonucuna ulaştık. Sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Tamam mı? Kolaydan zora doğru. Seviye seviye atlaya atlaya gideceğiz. Hadi ikinci sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen şuradaki işlemi yapalım. Eksi 12 artı 8 işleminin sonucu nedir arkadaşlar? Eksi 4. Arada bölme var. Şimdi 3 üzeri eksi 1 dediğimizin ne olduğunu biliyoruz. Çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 3. 15 çarpı 1 bölü 3 işlemini yaptığımızda şunları sadeleştirdim. Burada ne kaldı arkadaşlar? 5. Bakın 5 eksi 6 yaptı. Nedir bu işlemin sonucu? Eksi 1. O zaman buraya eksi 1 yazdım. Eksi 4 bölü eksi 1 işlemimizin sonucu 4 oldu. Cevabımız Edirne. Tamam. Haydi bakalım. Güm 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 gidiyoruz. A sayısı 2 tane 2'nin, B sayısı 7 tane eksi 1'in toplamına eşit. Bak A eşitmiş. Neye? 2 tane 2'nin. 2 artı 2'den kaça eşitmiş? 4'e. Tamam. B sayısı 7 tane eksi 1'in toplamına eşitmiş. Eksi 1. Eksi 1 kaç tane diyor arkadaşlar bunlardan nokta nokta? 7 tane diyor. Ne yapacak o zaman burası? Eksi 7 yapacak. Sayılarımı buldum. Artık ne diyorsa yaparım. Yerleştir yerine şimdi. 4. Dikkat et şimdi. Eksi, eksi 7. Tamam mı? Yanında ne var? Eksi 8. Bak şu eksiyle şu eksi birbirlerini neye çevirecek? Artıya çevirecek. Ne oldu o zaman orası arkadaşlar? Bakın. 4 artı 7 eksi 8. Burası tamam. Arada ne var? Çarpma. A ile B'yi ne yap diyor? Çarp diyor. A'mız 4. B'miz eksi 7. Çarpınca burası ne yaptı? Eksi 28 yaptı. A'yı yazıyorum yerine. Artı 4'ümüz var. B'yi yazıyorum yerine. Eksi 7. Eksi 7 ile eksi 2'yi çarptığım zaman ne yaptı? Artı 14. Gerisi kuru işlem. Bakın şurası eksi 1 yapar. 4 eksi 1 3. Çarpı diyorum. Eksi 28 buradan da 18 geliyor bakın. Eksi 10 gibi bir sayı geldi buradan da. Hemen çarptığımızda sorumuzun cevabı eksi 30 oldu. Cevabımız ne? Edirne. Hop geçtik. Geçtik geçtik geçtik. Hadi bakalım. X eşittir eksi 2'nin parantez karesi. Çift bak eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı olduğu için çift kuvvet olduğu için artıya dönüştü. Eksi 12 eksi 8 işleminin sonucu ne? Eksi 20. Hadi hepsini yerleştirelim şimdi. Y dediğimiz eksi 20'ye eşit. Burası tamam. Y yerine x yerine ne yazdım burada? 4 yazdım. Artı 4 çarpı yerleştiriyorum. X'imiz 4. Bak eksi eksi 20 oluyor. Fark ettin orayı eksi eksi neye dönüştü? Artıya dönüştü. Burada bak artı 20 bölü x dediğimiz kaçtı? 4'tü. Eksi 3. Dikkat şimdi burada hangi işlemi yapacağım önce? Bölme işlemini tabii ki. Hemen bunu buna böldüğüm zaman ne geldi? 5. Nasıl 5? Artı 5. 4'üm var. Eksi 3'üm var. Bak 4 eksi 3 1 yaptı. 5 ile topladım.
Şu parantezin içerisi kaç yaptı? 6. Önünde ne var? Çarpı 4 var. Başında da eksi 20 var. Tamam. Ne oldu o zaman burası? Eksi 20 artı 24 oldu. Topladığımızda 4 sonucuna ulaştık. Sorumun cevabı Denizli. Haydi bakalım. Geçtik bunu da. Şimdi ne diyor bakalım? X en büyük negatif çift sayı. En büyük negatif çift sayı nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. X'i biliyorum. Y sayısı X'in 5 fazlasıymış. Y sayısı X'in yani eksi 2'nin 5 fazlasıymış. Topladım. Kaçmış? 3'müş. Bitti. Hepsini yerlerine yerleştirelim şimdi. X kare eksi 2'nin neyi? Karesi. Orada parantez yok ama biz parantez koyarız bu durumlarda. Eksi y dediğimiz 3, 3'ün karesi. Eksi, eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Artı x dediğimiz eksi 2, y dediğimiz 3. Hadi şimdi hepsinin değerlerini hesaplayıp bitirelim. Eksi 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Önünde eksi var. Eksi 9. Bakın eksi 2'nin küpü eksi 8. Bir eksi de önünde var. Artı 8'e dönüşür. Şunları çarptığım zaman burası da eksi 6 yapar. Gerisi toplama çıkarma. Hadi bak şurası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 yaptı. Şurası eksi 7 yapıyor bakın. Yanlarında artı 4 var. 4 eksi 7 işleminin sonucu da eksi 3 olur. Sorumun cevabı Bursa. İlerliyoruz. Gümbür gümbür gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bakın sınavda karşımıza çıkabilen kalıplardan bir tanesi. Böyle sorular geliyor. Dikkat edin. Aşağıdaki verilen işte yeşil daire ve pembe daire sembolleri artı, eksi, çarpı ve bölme işlemlerinden birini temsil etmektedir diyor. Şimdi bu eşitlikte bakın 18 araya yeşil koymuş, ondan sonra işte pembeyi koymuş, 3 koymuş A. İşlemlerden hangisi kullanırsa A elde edilir diyor. Hadi bakalım şimdi. Şimdi ilk sayım ne? 18. Birinci işleme bakıyorum. Araya bölmeyi koydum. Ondan sonra 6'yı koydum. Araya artıyı koydum. 3. Bakalım bu sonuç ne yapıyor? Önce neyi yapıyorum? Bölmeyi. 18'i 6'ya böldüm. 3. 3 ile 3'ü topladım. Cevabım ne yaptı? 6. Evet bu doğru. Hemen 18, 6 ve 3 arasına. İlk işlem olarak eksiği yerleştir diyor. İkinci işlem olarak bölmeyi yerleştir diyor. Önce hangisini yapıyorum? Bölme. Eksi 6'yı 3'e böldüğüm zaman eksi 2 yapar. 18 eksi 2 yaptı. 18 eksi 2 işleminin sonucu kaçtır arkadaşlar? 16'dır. Bakın bu yanlış olmuş oldu. Hemen sonrakine bakalım. 18 var, 6 var, 3 var. Önce artı, sonra çarpı koy demiş. Önce çarpmayı yaptım. Burası ne yaptı? 18 yaptı. 18 artı 18 yaptı. 18 artı 18 işleminin sonucu da nedir arkadaşlar? 36'dır. Bu doğru. 1 ve 3 doğru oldu. Sorumun cevabı Denizli. Hop geçiyoruz geçiyoruz. Neredeyiz? Yine sınavda gelen kalıplardan biri dikkat. Şekillerinde her biri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işleminden birini temsil etmektedir diyor. Yukarıda bak vermiş şimdi. Şimdi buradaki işlemin sonucu nasıl 10 olur diye bakalım arkadaşlar. Bak şurası demek ki şurasını bölme yaparım. 6'yı 3'e bölerim 2 yapar. Şuna da eksi veririm. Yani kare dediğimi eksi yaptım. Yıldız dediğimi ne yaptım arkadaşlar? Bölme yaptım. Tamam. Şimdi buraya bir bakalım. Burada da işlemlerim var. Eksi 3 ile bir şeyi işleme sokmuş. Eksi 6 olmuş. Şimdi eksi 3'ü ya çarpmaya sokacağım. Yukarıda çarpma kaldı. Bir de toplama kaldı. Bak şimdi. O zaman burayı toplama yaparsam. Buranın sonucu ne yapar? 2 yapar. Burayı da çarpma yaparım. Eksi 3 ile 2'yi çarparım. Eksi 6'yı verir. Yani o zaman üçgen sembolüm çarpma işlemine denk, daire sembolümde neye? Toplamaya denk. Hadi yerleştirelim şimdi. O zaman burası ne oldu? Toplama. Üçgen sembolü ne oldu? Çarpma. Kare sembolü ne oldu? Çıkartma oldu. Bu da bölme oldu. Tamam. Şimdi önce parantezlerin içlerinden bir başlayalım. Şuradaki parantezin içerisini yaptığın zaman eksi 2 artı 7'den ne gelir? 5 gelir. Tamam. Arada ne var? Çarpı. Ama şu parantezin içerisini yapmalıyım önce. Şu eksiyle şu eksi birbirlerini neye çevirecek? Artı. 3 artı 5 yapacak. Yani burası 8 yapacak. Tamam bu komple bir parantezin içerisinde. Sonra bölü neyim var? Onun var. Önce parantezin içerisindeki çarpmayı yaptım 40. 40'ı da
Dışarıdaki 10'a böldüm. Sorumun cevabı 4 oldu. Cevabım Bursa. Bak böyle işlem sorusu son yıllarda sürekli soruyorlar. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme sürekli çıkıyor, dikkat. Bir zarın açık şekli verilmiştir diyor. Tamam, Burak bu zarı arka arkaya iki kez attığında zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamı hangisi olamaz? Şimdi zarın yüzlerinde bunlar yazıyormuş. Hangisi olamaz diyor, şıklardan gideceğiz. Bakalım 8 olabilir mi? İki kez 4 gelirse, tamam, toplamı diyor 4 artı 4 8 yapabilir. Bu oldu. 5 yapabilir miyiz diye bakıyorum. 5 olabilmesi için birinin 4, birinin 1 gelmesi yeterli. 5 de yapabildim. 1 yapabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Aradaki fark 1 veya toplamları 1 olan bir şey var mı diye bakıyorum. 1'i 4, 1'e eksi 3 gelirse bakın 4 eksi 3'ten 1 de yapabilirim. Bu da oldu. Eksi 4 yapabilir miyim diye bakıyorum şimdi. 1'e eksi 3, 1'e eksi 1 olursa bak eksi 1 ile eksi 3'ü toplarsam yine kaç yapacak? Eksi 4 yapacak. Eksi 5 yapabilir miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Eksi 5'i hiçbir şekilde yapamıyorum. Sorumun cevabı Edirne. Hop geçtik. Geçtik geçtik. Evet, şimdi toplama çıkarma sorularına devam. Yukarıdaki verilen işlemlerde A artı D toplamı kaçtır diyor. Bakın burada ne var? A'dan B'yi çıkarmış, sonucunun 3 olduğunu bulmuş. Yani isterseniz B yerine A artı 3, A yerine B artı 3 de yazabilirsiniz ama hiç gerek yok. İkinci işlemi de yazın bakın altına. B ile D'yi toplamış. Sonucu ne olmuş? 10 olmuş. Bitti. Bakın bunları alt alta toplarsanız şunlar götürecek. A ile D'nin toplamı 13'e eşit olmuş olacak. Sorumuzun cevabı da Edirne. Hop, bu da tamam. Haydi bakalım şimdi çarpma. Yukarıdaki verilen işlemlere göre B bölü A. Bak şimdi 34 ile A'yı çarpmış, 170 olmuş. O zaman 170'i 34'e böldüğümde kimi bulacağım arkadaşlar? A'yı bulacağım. Kaç kez var içerisinde? 5 kez var bakın. Tam. Çarpınca 170 yapıyor. Demek ki A sayımız kaçmış? 5'miş. Tamam. Sonra burada ne yapılmış? B'den A çıkarılmış. Yani 5 çıkarılmış. 15 olmuş. Kaçtan 5'i çıkarırsak 15 olur? 20'den. O zaman B'nin de 20 olduğunu biliyorum. B'miz 20. A'mız 5. Oranını istiyor. Sorumun cevabı 4. Cevap Ceyhan. Hop, bu da bitti. Geçtim. Şimdi bölme ve çarpma. Hadi gel. Yukarıdaki verilen işlemlere göre A eksi B farkı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın kalansız bölüm olmuş. O zaman A şununla şunun neyine eşittir? Direkt çarpımına. A eşittir. 4 çarpı 7'den kaçtır? 28'dir. Tamam. O zaman A yerine 28 yazıyorum. 28 ile B'yi çarpmışız. Sonucum 168 olmuş. O zaman B'yi bulabilmek için 168'i 28'e ne yapmam gerekiyor? Bölmem gerekiyor. Böldüğüm zaman kaç kez var içerisinde? 6 kez var. 48'in 8'i elde var. 4, 12, 16. Çıkardım 0, 0. Tamam. Şimdi o zaman buradaki B dediğimiz sayı ne oldu? 6 oldu. A'mız 28. B'miz 6. Farkı da 22'ye eşit oldu. Sorumun cevabı Adana. Hızlı mı gidiyoruz? Güzel gidiyoruz. Güzel. Hadi devam. Şimdi x'i vermiş. X artı y'yi vermiş. Çarpımlarını vermiş. Bak şimdi x'i eksi 3'müş. X yerine eksi 3'ü yazıyorum y'yi bulmak için. Hop atıyorum karşıya. Y eşittir. Eksi 5 artı 3 yapıyor. Yani y dediğimiz kaçtır? Eksi 2'dir. Bunu buldum. Kalemi değiştirdim. Şimdi x'in kaç olduğunu biliyordum. Eksi 3. Eksi 3 tane z eşitmiş eksi 18'e. Eksi 3'ü neyle çarparsan eksi 18 olur diye düşün. Veya her iki tarafı neye böl? Eksi 3'e böl. Eksi 3'e böldüm. Bu taraf z yaptı. Eksinin eksiye bölümü artı yaptı. 6. Hadi şimdi yerlerine yerleştirelim. X dediğimizin eksi 3 olduğunu biliyorduk. Çarpı y dediğimizin eksi 2 olduğunu biliyoruz. Bölü z dediğimizin 6. X dediğimizin eksi 3 olduğunu biliyoruz. Artı z'miz 6. Y dediğimiz eksi 2, arada eksi var, x'imiz de eksi 3. Gerisi çocuk oyuncağı. Hadi bitirelim. Şimdi şuradaki çarpma işlemini yaptım, 6 yaptı. Aşağıdan ne geldi? 3. Burası tamam. Artı, yukarıda 6 var. Aşağısı bak şimdi eksi eksi şurası artıya dönüştü. Artı 3, eksi 2 artı 3'ten artı 1 geldi. Evet, burası 2 yaptı 6 bölü 3'ten. 6 buradan. Sorumun cevabı 8 oldu. Cevap Denizli.
Bunda tamam. Bitti mi testimiz acaba? Evet. Birinci testimizi alnımızın akıyla bitirdik. Bırakmıyorsun çalışmayı. Çalışmaya devam. Orada bir şey yazıyor. Oku onu. Var bir hayalimiz. O üniversiteyi kazanacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.